Merhabalar sevgili öğrencilerim. Şimdi dik üçgen konusunun yani dördüncü bölümümüzün birinci konu testini çözeceğiz dostlar. Bu videomuzla birlikte hemen alıyorum kağıdımızı önümüze. Konu testi 1'i bir gömmeye başlayalım bakalım ne diyormuş. Şöyle odaklanmasını da bir ayarlayalım bu keratanın. O da tamamdır. Hemen vira bismillah diyorum ve başlıyorum dostlar. Diyor ki BAN B AN ile NAC yani şu AN'nin açıortay olduğunu söylemiş bize. 3 var, 4 var. Buna göre de diyor HN şu aradaki uzunluk, şu mesafe x diyelim buna. Bu x kaç santimdir diye bir soru soruyor bize dostum. Sen ilk önce şunu bir gördün. 3, 4, 5 üçgenidir burası. Bunu bir gördünüz arkadaşlarım. Bunu bir söyleyelim. Burası 5. Şimdi bunu hani direkt pratik bir yolu da var. Bir formülü de var arkadaşlar. Buradaki x'i bulmanın yolu. Bununla bunu çarp 12. Bununla da toplamlarını çarp 35. 12 bölü 35 diyebilirsiniz. Ama hiç gerek yok böyle bir formüle. Biz tabii formülleri şimdi unutabilme ihtimaline karşılık da normalde nasıl çözeceğimizi de söyleyelim canım kardeşim. Şimdi şöyle yapacağım dostlar. Önce bir Öklit bağıntısı çakalım isterseniz. Şurayı bir bulalım şu BH'ı. Neydi kural? Yan kenarın öklitini yapıyorum bak. 3'ün karesi eşittir yani 9 eşittir. Şurası çarpı tamamı olacak yani 5. O zaman BH çarpı 5 diyelim. 9 bölü 5 çıktı BH. Şurası 9 bölü 5 geldi diyebilirsiniz. Bu bir dursun elimizde. 9 bölü 5'miş burası. Sonra bir de açıortay teoremimiz var arkadaşlar bizim. Bak diyor ki şimdi şu açıortaya göre konuşacağım. Biraz kalınlaştırayım onu. Şuraya göre konuşuyorum. Şimdi açıortayın kolları 3 ile 4. Diyor ki kural ayakları da 3K'ya 4K olur diyor. Bunu tabii açıortay konusunda daha da iyi öğreneceksiniz. 3K'ya 4K'dır da burasını da yazdım. Yani toplam ne oldu burası? 7K. O zaman 7K'yı biz 5 diyebiliyoruz. Demek ki K eşittir. 5 bölü 7 çıktı. Bunu da bilelim. Peki bize 3K lazım. 3 ile çarparsam ne yaptı? 15 bölü 7 yaptı. Şuradaki mesafe bakın şu 3K dediğimiz uzunluk. Peki biz bundan 9 bölü 5'i çıkarırsak eksi 9 bölü 5 dersek de x'i de buluruz değil mi dostlarım? Hadi bu işlemi neyse uzatmayayım ben. Yapınca da işlemi siz her türlü yaparsınız. Adana'yı buluyormuşuz dostlar. Evet, geçtik birinci sorumuzu. Geldik ikinci sorumuza. Bakın bir kenar ikiye bölünmüş. Aklımıza ne gelecekti bir kenar ikiye bölününce? Önce orta taban gelecekti. Gelin şu BD'yi orta taban yapalım. Biz şunu aşağıya doğru indirip şuradan da bir diklik çizdiğimde işte bakın 6 bu tarafı ikiye bölmüş. Paralel mi buna? Evet, ikisi de dik olduğu için paraleldir birbirlerine. Ve bir tarafı ikiye böldüyse diğer tarafı da ikiye bölmüştür ve alttakinin yarısıdır. Demek ki 12 burası. Bakın burada 5, 12, 13 üçgenimiz çıktı. Burada 5 geldi. Bura 5 ise mecbur burada 5 oldu. Nereyi soruyor bize? A, B'yi. A, B neresi? Ha, şurayı soruyormuş zaten 5. Cevabımız Edirne'den çıktı dostlar. Evet. Güzel soruymuş bu arada. Ama siz artık biliyorsunuz. Bunlar sizin için lokum sorular. Çünkü bir kenar ikiye bölündüyse orta taban yapacaktık. Bunu biliyoruz. Şimdi 15 var, 90 var. Şurası 75. Dedim ki 15-75'i görünce ÖSYM size soru sorarsa 15-75'ten haşa 4H muhabbetinden sorar. O yüzden buna hemen H dedim. Şu hipotenüsüne şuraya yani 4H dedim. Tamam. Alanı vermiş 18 diye. A, D, C'nin yani 15, 75, 90'ın alanı. Taban da var, yükseklik de var. Hadi yazalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2, 18 olarak verilmiş dostum. Peki şu 2 ile 4'ü sadeleştirelim. 2 kalsın. 2'ye de bölelim biz 18 ile de sadeleştirelim. 9 kalsın. H çarpı H 9 yani H kare 9'sa H ne olmak zorunda? Tabii ki 3. Buraya da 3'ü yazdık. Şimdi 45 ile şu açımın toplamı iki iç açıdır bu iki kerata ve dış açı olan 75'e eşittir. Demek ki burası 30. 30'un bakın şu dik üçgeni göreceğim şimdi şurayı.
30'un karşısına 3 düştü. 90'ının karşısına ne düşecek bu dik üçgenin? 6. Nereyi soruyor? AB'yi soruyormuş. Cevap çıktı bile 6. Evet, ne demiştik? Geometrinin birinci farzı vardı dostlarım. Geometrinin birinci farzı ne diyor? İkiz kenar mı gördün? Tabanına dikliği indireceğim diyor. Aha, ben de indirdim. Burayı ne yapacaktı? Kayı kuralı gereği 1-1 diye 2'ye bölecek. Bakın, konu anlatım videolarımı mutlaka izleyin. Kayı kuralı diyorum bu. İsmini benim uydurduğum bir kural. Başka bir yerde göremeyeceğiniz için mutlaka konu anlatım videolarımızı izleyin arkadaşlar. Şimdi şuna da bakalım ne demiş, bir de şurada bir şey var. ADB. ADB şuradaki açı. Aslında ikiz kenar olduğu için buradaki Bursa'daki açı da aynı zamanda. Bir de C'nin toplamı, yani şu açıyla bakın B ile C'nin toplamı 90'mış. E o zaman şu tepeye de mecbur 90 kaldı. Artık ne olmuş oldu? Diklikten diklik indi. Öklit yapacağız biz. Yan kenarın karesi, yani x kare eşittir neydi? Yan öklit. İkinci öğrendiğimiz öklit. Yakın parça çarpı hipotenüsün tamamı. Yani 1 çarpı 8, 9, 10. Demek ki x eşittir. 1 çarpı 10, 10 demektir. Kök 10 gelecek. Yani 4 numaralı sorumuzun cevabı da Bursacık'tan çıktı. Hadi bakalım, 5 numaradayız gençler. Evet, bakın hipotenüs 2'ye bölünmüş. Aklıma muhteşem üçlü gelecekti. Hemen getirdim. Ve diyorum ki artık burası da 2. Hatta şu 2, 2 ise burası 70. Hatta şurası 90 ise şu minicik araya 20 kalır. Aa, bakın şurayı kaçırmayalım. Şu dik üçgeni. Bakın 90'ın karşısı 2. Bunu ÖSYM sevmeye başladı artık arkadaşlar. Bakın hep açıyı verirdi. Biz kenar uzunluklarını bulduk ki öyle de soru çözdük. Hani 30'un karşısı 3'miş ya. 3. soruda yaptık bunu. 30'un karşısına bir şey düşer, 60'ın karşısını bulursun, 90'ın karşısını bulursun sen. Yani kenar uzunluk açıları verip kenar uzunluklarını bulabiliyoruz. Tamam, 30, 60, 90 ama bir de bunu da bilin artık. Bakın, kenar uzunluklarından biz açıyı bulacağız ki ÖSYM bunu sever artık dostlarım. Peki 90'ın karşısı 2 ise sadece neyin karşısı 1 olur? Yani yarısı olur. Tabii ki 30'un. 30, 90 tabii ki şuranın tamamı 60. Ama şuraya ne kalıyor? 40. Çünkü 20'yi bulmuştuk zaten. D, A, C. Ha, 40'ı soruyormuş arkadaşlar. Bakın cevap pat diye çıktı bile. Hemen işaretledim ben de. Evet, 6. sorudayız. Okuyalım. Diyor ki B, A, E eşittir A, B, C. B, A, E şuradaki açımız. Alf A diyelim bu açıya. Neye eşitmiş? A, B, C açısına. Yani şuradaki açımız da o halde A açısı. Tamam, bunu bir bulduk. Başka? Ne diyelim başka? Şuraya B diyelim. B. A ile B'nin toplamı 90 olsun. E o zaman 90 burada var, B burada var. Şurası da A olacak diyelim. Hadi bunu da yazalım. Bu da tamamdır. 10 vermiş. A noktasının BC'ye olan uzaklığı kaç birimdir diye soruyor. A noktasının BC'ye olan uzaklığı demek şuradan aşağı bir dik indirin demektir dostum. Bu dikliği soruyor bize. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı demek oraya dik indir demektir. İşte bu yüksekliği soruyor aslında diyelim biz tabii ki. Yükseklik soruluyormuş bize yani. Şimdi ne demiştik? A ile B'nin toplamı 90. O halde şurası da B oldu. Tabii hala düşünme aşamasındayım. Ben şu anda oyalanıyorum arkadaşlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani. He, dur bakayım. Ne oldu? Biz A ile B'nin toplamı... Nereye? Doğru mu yazdım ben ya? B, A, E. Neresi oluyor B, A, E? Şuradaki açıya A dedim. A, E, B de 90'mış. Tamam. A, B, C de eşitmiş buna. A, B, C. Şuradaki açımız eşitmiş. Burası da A yaptı. Ha, şurası A ise burası B yapar ya. Çok pardon arkadaşlar. Burası B yaptı. Şimdi doğrusu oldu artık. Heh. Şimdi B, A ile B'nin toplamı 90. Tamam. A ise burası da B oldu. Her şey yolunda şimdilik. Aa, bakın şunu gördüm hemen hatta. Şurayı biraz şöyle uzatırsam ben dostum. Bak, burası B, B. Yani ikiz kenar bir üçgen çıktı. Şurası ikiz kenar. Şununla şu parça eşit. E peki bu hipotenüsün bir parçasının eşitse muhteşem üçlü oluyordu. Yani burayı mecbur 2'ye bölecek 5, 5. Ve şurası da 5 olması lazım. Şuraya da kaldı 3. Hatta bakın 3 var, 5 var. Şurası oldu 4.
Hatta yine bakın 2 var 4 var. Biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs ne olacak demiştim. Küçüğünün kök 5 katı. Burası da 2 kök 5. Bak ne güzel gidiyor yavaş yavaş. Buluyoruz bir şeyler. Şimdi ne yapalım? Hipotenüs 10. Burası 2 kök 5 ise şurası ne olacak? Onu bulalım arkadaşlar. AC kenarını da bulalım. Bulduğumuzu bulalım yani. Ondan sonra şu uzunluğu buluruz zaten her türlü. Şu kısmı buluruz diye düşünüyorum. Yani şöyle de bulabilirmişim ya. Daha farklı yollar da varmış. Cevap 4 çıkıyor hatta. Şu yan kenarın ökletini yapacağım bak. 2 kök 5'in karesi yani 20 eşittir. Şu parçaya K dersem K çarpı hipotenüsün tamamı. İkinci öklit bağıntısı yapıyorum. Yani K çarpı 10. Demek ki K 2. Şurası 2. 5'ti buranın tamamı. 3 kaldı buraya. Bak şu dik üçgeni gör kardeşim. Şuradan çıktı soru. Bak burayı arıyorum zaten. H. Şurayı 5 diyebiliyorum. Burayı da 3 buldum. Nedir bu? 3, 4, 5 dik üçgenidir. Demek ki şu yükseklik yani A'nın BC'ye uzaklığı 4'tür dediğim. Bak güzel soruymuş ha. Gayet hoş, tatlı, güzel bir soru. Evet bir var. Şimdi şunu da bir yazalım. ACB'ye ACB yani şu açı ile HAC HAC'nin şuranın yarısını toplarsam ABC'ye şuraya eşitmiş. Oh. Şimdi 1 ile 3 beni şuna cezbediyor. Muhteşem üçlü yapmaya cezbediyor. Neden öğretmenim? Çünkü şuradan muhteşem üçlü yaptığımda şunu fark ediyorum. 4 ya 2'ye 2 diye bölecek. Kendi de 2 olacak. Ve şuraya da 1 kalıyor bakın. Burada da diklik ne yapmış oldu böylelikle? Şuradan indirilen yükseklik. Tabanı 2'ye böldü. Kayı kuralımı hatırlayın dostlar. Kayı ne diyordu? 1 doğru. Hem kenar ortay oldu hem de yükseklik olduysa açı ortay da olacak o doğru. Yani burası da 2'ye bölünmüş olacak. Ve bu üçgen ikiz kenar olacak. Yani 2 ise burası da 2 olacak. E bakın bu üçgen 2, 2, 2 eş kenar üçgen oldu. 60, 60 oldu burası. Şurası da 60'tır. 30, 30 oldu burası da aynı zamanda. E şunu da bir kullanalım. Neydi bu? ABC açısı yani 60 derece eşitti. ACB ile şurasına X diyelim biz. X ile HAC'nin HAC neresiydi? HAC. Ha şu açının şuradaki açının tamamının yarısının toplamına eşitti arkadaşlarım. Şimdi bu açının ne diyelim bu açıya? 90 eksi X oluyor bu açı. Şurası 60. Ha şurası 60 derece ya. Şurası 120 geldi. Tamam biz bulmuşuz ya. 120 ise şunlar da 30. 30 yaptı burası da kardeşim. Bak zaten 30-30'u gördünüz burada. Neyi soruyor şimdi bize? ACB yani şuradaki 30 dereceyi soruyormuş. Cevap çıktı. Evet 8 numaradayım. Abi, bu arada güzel sorular arkadaşlar. Bakın konu testlerindeki sorular hoş. Şimdi şu açılara biz A diyelim. Şuna da bir A diyelim bakalım ne olacak görelim. Eşit açılar vermiş. 1 demiş, 2 demiş. Bunlara da eşit olduğunu söyledim demiş. Peki şöyle yapsak. Şimdi buranın tamamı 90 ya. Şu araya ne kalacak mecburen? Şöyle dışarıda göstereyim onu karışmasın diye. 90-2A yazacağım şu aradaki açıya. Tamam. Peki hocam burada 90 var. Burada 90-2A var. O zaman burası ne olacak mecburen? 2A. Bunu da yazdım. Ve son olarak bakın şunu da görelim. Şuradaki A açısı ile şuradaki C'nin toplamı iki iç açıdan bir dış açıya eşit olacak. 2A'ya eşit olacak. O zaman burası da A. Ve bakın ne çıktı? Burada bir ikiz kenar üçgen çıktı. Yani bu X ise bu da X oldu. Şunlar eşit. Şimdi bir de muhteşem üçlüyü görün arkadaşlar. Hipotenüsten inen bir doğru hipotenüsün bir parçasına eşitse diğer parçasına da eşit olacak. Yani bu da X. O zaman X eşittir ne çıktı? 3 çıktı diyebiliriz. Sorumuzun cevabı Edirne'den geldi. Evet 9 numaradayız dostlar. Hemen okuyalım. Şimdi diklikten diklik inmiş. H diyelim buna. H kare 2 çarpı 8'e yani 16'ya eşit H kare. Demek ki H 4. Burası 4. X'i soruyor. 135'i gördüğüm zaman kardeşini gösterecektim. 45'i
ve 45'i görünce de karşısına dikliği indirecektim. AD paralel BC dediği için bunlar paralelse demek ki burada bir dikdörtgen oluştu artık. 90'sa 90, 90 oldu. 4 ise şurası da 4 geldi. Ve bakın 45-90-45 üçgeninden 45'in karşısı 4 ise 90'ın karşısı kök 2 katı olacak. 4 kök 2'yi yapıştırdım dostum. Evet, bunu da hallettik. Hemen geçtik 10 numaralı sorumuza. Aha bakın yine diklikten diklik inmiş. Şurayı görmeyin arkadaşlarım. O zaman ne diyeceğiz? H kare 8 çarpı 2'den 16. H eşittir 4. Burası 4 geldi. KH'ı soruyor bize. E şuradaki dik üçgeni de görün. Bakın burada da diklikten diklik inmiş. Şu diklikten şuraya diklik inmiş. Bu tarafı görmeyin şimdi. O zaman 2'nin karesi yani 4 eşittir 4 ile KH'ın çarpımına. 4 çarpı KH. E 4 ile 1'in çarpımıdır 4 olan şey. Demek ki KH 1. 11 numaradayım dostlar. Aa, güzel. Bunu çok sık göreceksiniz ilerleyen aşamalarda da. Bakın bir açıortay, bir açının hem iç açıortayı hem dış açıortayı yan yana çizilmişse bunların arasındaki açı kesin 90'dır. İspatı da çok basit. Şuna AA, buna da BB deyin dostlarım. 2A ile 2B'nin toplamı 180. O zaman A ile B'nin toplamı 90. Şurası A, şurası B olduğu için demek ki şu aradaki açımız 90. Ve bakın 3, 4. Demek ki DE 5 geldi. Neyi soruyor? AD'nin BE üzerindeki dik iz düşümü nedir diye bir soru soruyor. Şimdi burada da dik iz düşüm diye bir şey çıktı karşımıza. Ben hemen bir boş kağıt alayım arkadaşlarım. Orada size birazcık anlatayım bu dikiz düşüm nedir. Bir görün siz de onu. Şimdi şurada göstereyim. Ben şimdi az önceki dik üçgeni buraya bir daha çizeceğim. Bakın şöyle bir dik üçgen. Şöyle bir dik üçgendi bu. 3, 4, 5 ya da başka bir şey olması önemli değil. Şimdi dikiz düşümü öğreneceğiz burada. Şimdi diyor ki AB'nin BC üzerindeki dikiz düşümü nedir? Dostlar A ucundan da B ucundan da hangi doğrunun dikiz düşümünü arıyorsanız iki ucundan işte neyin üstünde dikiz düşümünü arıyorsan da o doğruya diklikler indireceksin. Şimdi A ucundan da diklik indirdim. B ucundan da indireceğim ama zaten B ucu BC'nin üstünde olduğu için buradan dik indiremiyorum. O zaman B'yi alıyorum direkt. Zaten inmiş noktadır burası. İşte dikiz düşüm dediğiniz şey bu iki dikliğin arasındaki mesafe senin aradığın dik iz düşüm dediğimiz mesafedir dostlar. Tamam mıdır canım kardeşim? Şimdi bunu bir daha şu soru üstünde de gösterelim. Bak biz neyin dikiz düşümünü arıyoruz? AD'nin. O zaman ben bu A'nın ve D'den diklikler indireceğim DB'ye, DE'ye, BE'ye ya da. Aha indirdim dikliğimi. D'den indiremiyorum. Zaten BE'nin üstünde olduğu için burası oldu. Demek ki şu aradaki mesafe benim aradığım dik iz düşüm uzunluğudur diyorum. E bu da zaten bak diklikten diklik inmiş olmadı mı? Hadi Öklit bağıntısı. Dik, yan kenarın Öklit'i. 3'ün karesi 9 eşittir. Yakın parçayla hipotenüsün çarpımı yani x çarpı 5. 5'e böldüm her iki tarafı. 9 bölü 5 çıktı. Aradığım cevap. Evet 12 numaradayız dostlar. Bakalım neler yapacağız burada. Şimdi bir kere şunu fark ettim. Bakın daha soruyu okumadan önce. Şu adamla bu adam aynı doğruya dik olmuş AD'ye. Demek ki bunlar birbirine paralel. Şurası. Ve bu adam burayı ikiye böldüyse mecbur bu tarafı da ikiye bölecek. Demek ki x'in yarısıdır burası arkadaşım. Bunu da bilelim. Yani şu uzunluğu bulduğumda ben iki katını alırsam x'i bulmuş olacağım. Okuyalım başka ne diyor? ABE şu açı BCD'nin yani şuradaki açının şu açının A diyelim 2 katıymış arkadaşlar şuranın tamamı 2 katıymış. Peki şu Z harfini görün bakın burada hani paraleldi ya bunlar birbirine onu bulduk. Z harfinden burası da A oldu mu o halde? Peki burası 2A'ydı demek ki şuraya da A kaldı. Yani bu adam ne çıktı ister istemez? Açıortay geldi. Peki tamam. Peki bu adam
açıortay geldiyse bu soru hatalıdır demektir arkadaşlar. B, C, D'nin iki katıymış. Evet, şurası iki katıysa 2A olacak. B, C, D'nin iki katı. Neresi? A, B, A, pardon. A, B, E iki katıymış. Ha, şurası 2A'ymış. Pardon, şimdi oldu. Tamam, açıortay değilmiş. O zaman olur. Şimdi oldu işte. Pekala, böyle diyor. İki katıdır diyor. Buna göre de nereyi soruyor bize? X kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Tamam, şuranın A olduğunu bulduk. Şurası da A'dır dedik. Burası 2A'dır. Doğru yazdık değil mi? A, B, E. B, C, D'nin iki katıdır. Tamam, her şey yolunda şu anda arkadaşlar. Peki, düşünelim o zaman şimdi neler yapacağız diye. Şimdi ilk aklıma şuradan bir muhteşem üçlü çizmek geldi. Bir deneyelim bakalım olacak mı bir şey. Şu hipotenüs ikiye bölündüğü için buna da bir tık tık koymayı hak etti bu. Bunu bir yapalım. Sonra şurada bir tabii ki ikiz kenar üçgenimiz var. Şurada diklikten diklik inmiş bir öklit çakabiliriz. Ama sadece 6 verilmiş. Neler yapabilirim? Şöyle bir düşüneyim arkadaşlarım. Ben bir durum bakalım. Şunu fark ettim dostlarım. Şöyle bir şey çizersem. Şunu çizdiğim takdirde. Bunu da neden çizdiniz hocam? Şimdi birazdan açıklayacağım. Şunu gördüm kardeşim bak. Şu yükseklik. Burası bir yükseklik ya. Aynı zamanda şu kenarları ikiye bölmüş. Demek ki burada bir kayı kuralı var. Benim bunun için tabii ki bir ikiz kenar üçgeni ihtiyacım var. O yüzden bu üçgeni tamamlamak için şurayı çizdim BD'yi. Ve artık biliyorum ki burası 6 ise burası da 6'dır. Bunu bir yazdım. Bu yükseklik kenar ortay olduğu gibi açıortay da olacak. Hocam bu tarafı 2A ise bu tarafı da 2A olacak. Ve şuraya da A derece kalacak. Oo, soruya bak. Gerçekten zormuş canım kardeşim. Ben şunu yakaladık bak en sonunda da A, A. İkiz kenar üçgen. Demek ki x 6'ya eşittir. Cevap Adana'dan geldi. Ama zor mu? Evet arkadaşlar, zor soruymuş. Yani şunu çizeceğimizi görmek. Nereden gördün hocam? Bir daha söylüyorum. Hem kenar ortay hem yükseklik olduğu için ikiz kenar üçgen de olacaktır dedim. O yüzden şurayı çizdim. İkiz kenar üçgene tamamladım. Peki. Hadi bakalım 13 numaradayız şimdi. Görelim bakalım ne diyor. Dik yamuk var arkadaşlarım. Dik yamukta ne yapacağımızı biz biliyoruz. Şu C'den aşağı dikliği indirecektik. Okuyalım soruyu. DC ile 6'nın toplamı BC'dir diyor. Yani şuraya ben bir K dersem burası K artı 6 olacakmış. Buna göre de K kaçtır diye soruyor zaten. Biz klasik hamlemizi yapalım. Şuradan dikliğimizi indirelim. Burası K, burası 12, burası 12 eksi K oldu diyelim. Ve şuradaki özellik üçgenimizi arayalım bakalım şimdi. Mesela 12 ile olan 5, 12, 13 olur mu? 12, 5, 12, 13 olması için K'nın 7 olması lazım. 7 dersem 13 oluyor mu? Oluyor. Demek ki K 7 çıkacak. Sorumun cevabı Edirne'den geldi. Evet, 14 numaradayız. 5 var, 7 var. BC'yi de 6 vermiş. BH'ı soruyor. X diyelim. Şurası da 6 eksi X. Köşe taşında öğrettiğim pratik formül, salak üçgende bir yükseklik indiyse şu çaprazlama kareler toplamı birbirine eşit demiştik. O halde 7'nin karesi 49 ile x karenin toplamı eşittir. 6 eksi x'in karesiyle, onu da açarak yazalım parantez kareyi, birincinin karesi, ikincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpımının 2 katı 12x. Bunun karesiyle şu 5'in karesinin toplamı, yani artı 25'i de yazalım buraya. Peki şu x kareler gitti. Şimdi 36'yı buraya alırsak ne kalıyor burada? 13. Şurası 13 oldu. Şu 36'yı sildim. Burada 13 kaldı yani. 13'ü bu tarafa alırsam 25'ten çıkacak. 12 kalacak bu tarafta. Eksi 12x'i de bu tarafa aldım. Artı 12x. Yani 12x eşittir 12. Demek ki x eşittir 1 çıktı. Sorumun cevabı da Adana'dan geldi. Evet, 15 numaraya bakalım. BC ve AB tam sayıdır. Yani A ile C tam sayıdır. Hadi Pisagor çakalım burada. A kare eşittir C kare artı kök 17'nin karesi 17. C kareyi bu tarafa alırsam A kare eksi C kare eşittir 17 geldi. Biraz çarpanlara ayırma yapacağız arkadaşlarım. 2 kare farkı var burada. Yani şu oluyor. 2 kare farkı şuydu. A eksi C çarpı A artı C diye yazılıyor. Eşittir 17.
A eksi C, A artı C diye yazılıyor. İki karenin farkı. Peki, şimdi çarpımları 17 olan sayılar. Ne var? 1 ile 17 var değil mi? Başka da yok. Çünkü 17 asal sayıdır. Ha, tabii ki rasyonel sayıların çarpımı şeklinde de yazabiliriz ama bize tam sayı demiş sonuçta. O zaman şöyle oldu. A eksi C 1'dir. A artı C 17'dir. Hadi bu iki bilinmeyenli denklemi de ne yapıyorum? Taraf tarafa topluyorum. C'ler gitti. 2A eşittir 18. Demek ki A eşittir 9. Şimdi farkları 1 olduğu için de C'de 8 olmak zorunda. Ya bize zaten A'yı soruyormuş ya. Tamam, C'yi bulmaya gerek yokmuş. Edirne'yi işaretledi. Evet, 16 numaradayız. Diklikten diklik indiğini görüyoruz. Öklit yapacağız artık. Bakalım nasıl yapacağız? Şu küçük dik üçgende yapalım öklitimizi şurada. Hemen şuna H dersem. H kare eşittir 4 çarpı 1. Yani 4. H eşittir 2. O zaman şurası 2. Tamam. Şimdi büyükte yapalım. Şuraya bu sefer de K diyelim mesela. Yine diklikten diklik yemiş. K kare eşittir bu sefer 4 çarpı 9. Yani 36. 4 ile 9'un çarpımı. O zaman K da 6. 6. Burası 2 ise AD'de 4 kalır. Zaten onu soruyordur. Evet. AD'de 4 çıktı. Bursa'dan geldi sorumuzun cevabı. Evet dostlar, konu testi 1'i de çözdük. Çok güzel sorular çözdük bu arada. Haberiniz olsun, bayağı güzeldiler. Böyle zor soru bankalarında bulunan soru tipleriydi bunlara. Öyle kolay bir kitap değil yani şu anda çözdüğünüz kitap MPS. Gayet güzel soru bir kitap. Peki bir dahaki konu testinde görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.